Programlama mülakatlarında sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi değer ve referans tiplerdir. Yani value and reference types. Bunlar nedir? Bunların farkı nedir diye merak eder uzman. Bunu bildiğinizi öğrenmek ister çünkü amacı siz gerçekten programlamanın yani nesnel programlamanın temeli konusunda fikir sahibi misiniz? Örneğin benim için çok önemlidir bunun cevabını doğru veriyor olması. Örneğin interfacelerin, abstraktların cevabını doğru veriyordur. Fakat value and reference type konusunda sıkıntı çekiyorsa orada bir ezber hissederim ben. Dolayısıyla programlama hiçbir zaman ezber üzerine kurulu olmaması gereken bir sistemdir. Genellikle uzmanlar için. Dolayısıyla bu sorunun cevabını çok iyi bilmelisiniz. Şimdi gelin bu bir örnek üzerinde değer ve referans tiplerinin farkını anlamaya çalışalım. Arkadaşlar nesnel programlama aslında bakarsanız büyük ölçüde referans tiplerin üzerine kuruludur. Yani referans tipleri çok iyi anladığınız zaman aslında sizin interfacelerin gerçek kullanım alanlarını, soyutlamanın diğer unsurlarının yani soyut sınıflar, abstrakt sınıflar ve süper sınıfların kullanım amaçlarını net bir şekilde anlamanızı sağlayacaktır. Sizi ezberden uzaklaştıracaktır. Peki nedir bu referans tip? Önce çalışma şeklini konuşalım. Sonrasında bunları daha farklı örneklerle, bir örnekle çıkarmaya çalışalım. Arkadaşlar, şöyle ki bir çizim yapmak istiyorum ben burada. Değer ve referans tipleri anlatmak için. Şimdi burada şöyle ki şöyle kalemimi aldım mı? Aldım. Evet. Şöyle ki burada değer tiplerle ve referans tipler aslında bellekteki iki alanda tutulurlar. Yani siz bir değişken tanımladığınızda uygulama sonucunuzun veya uygulamanızın çalıştığı noktada bellek tüketilir. Bellekte iki adet önemli yer vardır bunlarla ilgili. Bunlardan birisinin ismi stack, diğeri ise heap dediğimiz iki tane alandır. Ben asla şey kısma girmeyeceğim. Yani işin mühendislik tarafına girmeyeceğim. Kendim de zaten bilgisayar mühendisi değilim. Veya bu bellek yapılarıyla ilgilenen bir bölümde okumadım. Bizim yaptığımız işler gereği bunların nasıl tutulduğunu, yani nasıl tutulduğunu derken sistemsel anlamda nasıl tutulduğunu, teknik anlamda nasıl bir yapının içerisinde olduğunu elektronik manada bilmeniz gerekmiyor. Biz bu işi kullanan ve bunlarla ürünler çıkaran insanlarız. Dolayısıyla bunun nasıl çalıştığını biliyor olmamız bizim için yeterlidir. Yani biz örneğin programlama yaparken network bilmek zorunda değiliz. Biz programlama yaparken bilgisayar sistemlerinin donanımsal yapıları hakkında fikir sahibi olmak zorunda değiliz. İşletim sistemlerinin hakkında bilgi sahibi olmak zorunda değiliz. Tabii ki bu bilgi sahibi olmaktan kastım detaylı hepsinde uzman olmaktan bahsediyorum değil. Ha, biliyorsunuzdur, avantajlısınızdır ama zorunlu değil. Şimdi buraya baktığımız zaman stack ve heap için örneğin siz bir integer değer tanımlıyorsunuz. Örneğin int sayı diye bir şey tanımlıyorsunuz. Bakın bu bizim tanımımız int sayı. Integer veri türünde sayı. Bakın stack'te tanımlanıyor. Sen noktalı virgül koyduğunda burada bu oluşuyor aslında. Eşittir 10. Yani atama yaptığında bakın o da stack'te tutuluyor. Arkadaşlar integer bir değer tiptir. Double da bir değer tiptir. Double da bir değer tiptir. Decimal da bir değer tiptir. Boolean veri tipi de inanlar da birer değer tiptir arkadaşlar. Bunları biliyor olmanız önemli. Yani sayısal olanlar ve bunun dışında inam ve boolean mantıksal ifadeler ki aslında boolean ve inam da sayısaldır. Biz onu metin gibi görürüz. True false görürüz ama o 0-1'dir.
veya inamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde aslında tutulan değerlerdir. Dolayısıyla o da sayısaldır. O yüzden bunlar hep şeydir, değer tiptir. Bir de zaten C#'ta stack diye tanımladığımız yapılar da sınıflara benzerler. Onlar da yine adı üstünde stack zaten değer tiptir arkadaşlar. Kısacası değer tip stack'te tanımlanır ve stack'te değeri atanır. Dolayısıyla değer tip üzerinde sizin yaptığınız bir değişiklik direkt olarak stack'te etkisini gösterir ve sadece o tanıma etkiler. Örneğin siz programınızın içerisinde başka bir sayı daha tanımlayıp sayı 2 dediğinizde, örneğin şurada sayı 2 dediğinizde eşittir. Sayı 1 dediğinizde ilk etapta, yani programın içerisinde sayı 1 dediğinizde böyle bir kullanım aslında olmuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sayı 2'nin değeri eşittir. Sayı 2'nin değeri eşittir sayı 1'in değeridir. Bakın değer tip olduğu için. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada sayı 2'yi de 10 atamış oluyoruz. Ha, sen sonrasında programının içerisinde örneğin sayı 2 eşittir 15 dersen sadece sayı 2'nin değerini değiştirirsin. Veya sayı 1'in, yani kısacası sayının değeri eşittir 20 dersen sen sadece sayının değerini değiştirirsin. Yani sayı 2 eşittir sayı 1 dediğinizde orada sadece değer eşitleniyor. Ondan sonra bağlantıları kopuyor. Dolayısıyla her şey tamamen onun değeri üzerindedir. O yüzden değer tip diyoruz. Peki hiplerle ilgili konuşalım. Yani burada bir de hip var. Orada da devreye referans tipler giriyor arkadaşlar. Referans tipleri şimdi anlayalım. Fakat referans tipleri hakikaten bir programcı olarak özümsemiş olmanız lazım. Yani kıyısından köşesinden bilmeniz veya tanım olarak bilmeniz sizin interfeysi, abstraktları anlamanızı engelleyecektir. Ya da klasik benim gördüğüm, bunların ne olduğunu bilen ama hiçbir zaman projelerde verimli kullanamayan programcılardan olursunuz. Bunları net söylüyorum çünkü bu işin başındasınız. Bu hususta dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de bir öğretmen olarak bunu uyarmak durumundayım. Peki, referans tipleri konuşalım. Gelin burada ben örnek üzerinden gideyim. Bakın, sen burada bir referans tip tanımlayacağın zaman, örneğin klaslar veya diziler birer referans tiptir. Örneğin string bir array'iniz var. String array. Klasik verdiğim örnektir. Şehirler bir eşittir new string array. Ve değerlerini veriyorum bakın. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir diye 3 tane şehir veriyorum. Aynı mantıkla ikinci şehirlerimi de oluşturuyorum. Şehirler 2 şeklinde. Bakın ikinci şehri oluşturdum. Bu noktada ben şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle Adana, Bursa ve Bolu şeklinde de 3 tane şehir verdiğimi düşün. Bu noktada iki tane referans tipiniz var. Arkadaşlar, array'lerin her türlüsü referans tiptir. Integer array de olsa, dizi de olsa referans tip. Onu aman ha unutmayın. Şimdi siz bunu yaptığınızda ne oldu biliyor musunuz? Siz bunu yaptığınızda aynen şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Sizin bu tanımınız şu kısım hop stack'te oluştu. Yani S1 diyorum. Yazım burada hani zor olduğu için S1, yani şehirler 1 diyorum. S1 burada tanımlandı. String array olarak tabii ki. Yani onun string array olduğu da şöyle hani array olduğunu anlatayım ben size şu şekilde. S1 array burada tanımlandı. Bakın burada hani new görüyorsunuz. Aslında referans tipler new'lenenlerdir.
Tabii ki hepsi değil, stek hariç. Genel anlamda biz stekleri çok kullanmayız. Yani bugüne kadar ben hiçbir projemde kullandığımı veya kullananı da görmedim. Vardır da senaryom olmamıştır. Pek yoktur yani. Şöyle ki, burada siz bu Niv'i gördüğünüzde bunun değerleri, yani S1'in ereğinin değeri Ankara, İstanbul, İzmir burada oluşuyor. Ama inanın S1 diye oluşmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz burada? Aslında burada oluşan mantık çok basit. Bu referans tip olduğu için arkadaşlar, bu S1'e bir tane numara veriliyor. Onu şöyle pembe yapayım. Örneğin 101 diye bir numara veriliyor. Uyduruyorum bunu. Aslında bu numara şurada tanımlanıyor. 101, kısacası şu bizim new string kısmı tam olarak şuraya atanıyor. Yani o Ankara, İstanbul, şöyle Ankara, İstanbul ve İzmir değeri buraya atanıyor. Burada kalıyor. Sonrasında siz şehirler 2 eşittir new string dediğinizde aynı mantıkla, aynı işlem S2 için de oluyor. Yani sen burada S2 dediğin zaman yine bir array tanımlanıyor. Karşılığı new'lendiği için bu arkadaşım için 102 numaralı referans numarası atanıyor. 102 de tam olarak burada zaten. Dolayısıyla 102 için Adana, Bursa ve Bolu değerleri burada oluşuyor. Peki, şu ana kadar hiçbir şey yok. Ne değişti ki hocam diyeceksiniz. Şöyle ki, ben şehirler 2 eşittir şehirler 1 dediğimde, bakın değer tip olsaydı şehirler 2'nin değeri eşittir şehirler 1'in değeri diye okurduk. Referans tip olduğunda şehirler 2'nin referansı, yani şurası, şu 102 var ya, o eşittir şehirler 1'in referansı. Yani sen bunu aslında sadece ve sadece burayı değiştiriyorsun. Şöyle pembe yapayım. Sadece şurayı değiştiriyorsun. Şunu yaparak şu işlem şunu yaptı. Bakın buraya dokunan yok. Dolayısıyla bu da buna gidiyor. Bu da bu referansa gidiyor bakın. Dolayısıyla bir sonraki aşamada sen eğer ki şehirler 2'nin sıfırıncı elemanını eşittir Eskişehir olarak değiştirirsen bu ne demek biliyor musunuz? Şehirler 2'nin sıfırıncı elemanı eşittir demek aslında biz sadece lafın gelişi öyle okuyoruz. Şehirler 2'nin sıfırıncı yani şehirler 2'nin referansının sıfırıncı elemanı şehirler 2'nin referansı 101 101'in sıfırıncı elemanı eşittir Eskişehir. Dolayısıyla buradaki A oldu size E. Yani Eskişehir. Bu bakımdan biz daha sonrasında console.writeLine deyip şehirler 1'in sıfırıncı elemanını yazdırırsak bu aslında şehirler 1'in referansının sıfırıncı elemanı demek. Yazdırırsak şehirler 1'in yani 101'in sıfırıncı elemanı Eskişehir olduğundan dolayı sonuç Eskişehir'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu çoğunlukla yanlış cevaplanan soru türlerinden bir tanesidir. Bu şekilde doğrusunu bulmuş olacaksınız. Bakın biz şehirler 2'yi değiştirdik ama şehirler 1 de Eskişehir olarak kaldı. Şöyle bundan başlatmanın tabii projemi Startup Project diyerek bakın Eskişehir. Her ne kadar biz 1'i okusak, 2'yi değiştirip 1'i okusak da. Neden? Çünkü ikisi aynı yer. Ek bilgi. Peki 102 ne olacak? Bakın 102'yi tutan kimse yok. Yani onu referans olarak tutan kimse yok stack'te. Birazdan garbage collector dediğimiz nesne. Burada garbage collector'ı da öğrenmiş oldunuz. Bu da sorulur. Garbage collector referans kalmamış. Yani o referansı tutan hiçbir tanım kalmamışsa birazdan
O referansı bellekten uçuracak. Yani bellekten silecek yapıdır. Dotnet yapısına biz garbage collector diyoruz. Yani çöpçümüz. Garbage collector çöpçü demek zaten. Yani buradaki 102 artık atıl. Yani onu tutan kimse yok. Dolayısıyla çöpçü birazdan onu toplayacak. Arkadaşlar, ereyler referans tiptir. Ek olarak bir ek bilgi daha. Ereylere ek olarak interface'ler, class'lar yani ekstradan, class'lar, abstract class'lar. Bunların hepsi birer şeydir, referans tiptir arkadaşlar. Yine yanıltıcı sorulardan bir tanesi, string değer tip midir, referans tip midir? String referans tiptir. Ama string'e özel bir durum var. Çalışma şekli değer tip gibidir yani. Değer tipte nasıl çalıştıysa string'te de öyle çalışacaktır. Kendiniz iki tane string'i birbirine eşitleyip sonucun aynen değer gibi çalıştığını görün. Bu da size küçük bir ödev olsun arkadaşlar. Güzel bir çıktı olduğunu düşünüyorum sizin için. Ben anlattıkça notlarınızı almanızı öneriyorum. Daha sonra unutmayın diye. Videonun da izlerken ilgili yerlerine bookmark koyabilirsiniz. Yani bookmark işte yani nokta koyabilirsiniz. Bu şekilde ilerlerseniz sizin için iyi olacaktır.